Mutfağımdan ve kanalımdan tekrar hepinize merhabalar. Bugün çikolatalı poğaça yapacağız. Özellikle çocukların çok seveceği güzel bir tarifle geldim. Malzeme listeme geçmek istiyorum. Bir adet yumurta kullanacağız. Yumurtanın akını içine, hamurumuza, sarısını dış yüzeyine süreceğiz. Bir çay bardağı ılık süt, bir çay bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığına yakın tuzsuz tereyağı, bir paket şekerli vanilya, 3 dolu yemek kaşığı toz şeker, çay kaşığının ucuyla tuz. Bazen un oranı değişebiliyor. Yaklaşık 3 ile 3,5 su bardağı arası un kullanacağız. Un kalitesine göre farklılık gösterebilir. Biraz da poğaçamızın içine sürülebilir kahvaltılık çikolata. Şimdi bu güzel lezzeti yapmaya birlikte başlıyoruz. Hamurumuzu mayalamaya birlikte başlıyoruz. Bir karıştırma kabımın içerisine oda ısısındaki sütümü boşaltıyorum. Yine ılık suyumu boşaltıyorum. Şekerimi de ilave edip tel çırpıcımla toz şekerimi biraz içerisinde bir eritiyorum. Bir paket instant maya ekliyorum. Mayamı da sütümle beraber güzelce eritiyorum. Şekerimizi güzelce erittikten sonra mayamızla birlikte mayamızı da çözdük. Şimdi sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Bir tane yumurtamız vardı. Akına ekliyoruz ve biraz daha çırpıyoruz. Bir paket vanilyamız vardı. Ona ekliyoruz. Kontrollü olarak yaklaşık 3 ile 3,5 su bardağı arasında unumuzu hamurumuza yedirmeye başlıyoruz. Hamurumuzu biraz toparladık. Tuzumuzu mutlaka en son eklememiz gerekiyor. Kabarmasını engelliyor yoksa. Tereyağımı da parça parça yedirerek hamurumu tamamlayacağım şimdi. Hamurumuzu yoğurarak toparladık. Ben toplamda 3 su bardağı un artı 1 yemek kaşığı ekledim. Siz dediğim gibi un kalitesine göre ekleyebilirsiniz. Şimdi böyle kapağını kapatıp yaklaşık bir yarım saat boyunca mayalanmak üzere hamurumu bekletiyorum. Hamurumu yarım saat kadar mayaladım. Gördüğünüz gibi iki katına kadar çıktı. Şimdi poğaçalarımızı hazırlamaya başlıyoruz. Maya kokusunun çıkması için böyle biraz yoğuruyorum ve havasını alıyorum. Düz bir tabağımın içerisine çok azıcık sıvı yağ döküyorum rahat açabilmek için. Hamurumuzu sündürmeden buradan küçük bir beze koparıyorum. Yağlamış olduğum tabağımın içerisinde hamurumu böyle açıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar sürülebilir çikolatamdan uç kısmına böyle biraz sürüyorum. Kenar kısımlarını içe doğru katlıyorum. Ve rulo şekli verip poğaçamı sarıyorum. Şimdi bütün hamurumu aynı şekilde yuvarlayıp tepsime sıralayacağım. Bütün poğaçalarımı sardım ve tepsime sıraladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime. Şimdi tepsi mayası gelmesi için bir 10 dakika daha bekleteceğim. Bir tane yumurta sarımız vardı. Üzerine bir yemek kaşığı süt ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Poğaçalarımızın tepsi mayası da geldi. Sütle çırpmış olduğum yumurta sarımı üzerlerine, her yerlerine gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sıralarımızı da sürdükten sonra en son üzerine böyle birazcık beyaz susam gezdiriyorum. Susam çok yakışıyor ve poğaçalarımı tamamlıyorum. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında yaklaşık yarım saat boyunca poğaçalarımı pişireceğim. Mayalı poğaçalarımın güzelliğini görüyorsunuz. Puf puf kabarıp piştiler. Şimdi soğutup servise geçebilirim. Ev yapımı mis gibi çikolatalı poğaçalarım artık sunuma servisi hazır. Pastanedeki satılanlardan hiçbir farkı yok. Size yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Puf puf çok güzel bir lezzet oluyor. Tarifimi denerseniz eminim ki çok beğeneceksiniz. Denerseniz yorum atarsanız da çok mutlu olurum.
Yumuduk Mutfak'ta başka videolarda, başka lezzetlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.